İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün size Hatay'dan sesleniyorum. Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yıkılan veya yıkılacak olan 60 bin civarında bina var. Bu enkazı kaldırmak için her gün yaklaşık 15 bin kamyon atık taşıyor. Ve bu enkaz atığı Hatay'ın Samandağ ve Altınözü ilçelerine dökülüyor. Altınözü yolu üzerindeki enkaz atığının döküldüğü alanlardan biri de Antakya'nın Narlıca Mahallesi karşısında. Depremden yaklaşık 2 hafta sonra burada döküm başlamış. 2-3 günlük işimiz var denmesine rağmen döküm aylardır sürüyor. İzleyeceğiniz söyleşi Narlıcalı kadınlarla yapıldı. Programımıza katılan Münir Hanım, Sevim Hanım, Aynur Hanım, Lütfiye Hanım ve Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Selam. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz? Sevim. Sizin? Minnet Esebe. Buradaki sorun ne? Buradaki sorun, bu molozları döktüler. Ağaçlar mus kalmadı. Ağaçlar kuruyor, o tozlar buraya geliyor. Yani su yok. Köyden toplandılar, gittiler. Biraz suyu dökün, biz duramıyoruz, pencerelerimizi açamıyoruz dediler. Olmadı, yok diyorlar. Bu ne zamandan beri devam ediyor? 6 ay oldu. Canım. 6 ay oldu biz bunu çekiyoruz. Burası evet. Eskiden neydi? Annemgilerin zeytinlik. Çukur, malımız da çukur bir yerdi malımız yani. 40 tonu. Zeytinlik. Zeytinlikte her bir sefer bir tekten kalma ağır. Hiç yok bize. Gömüldü. Boş arazi de vardı. Boş arazi de vardı, zeytinlik de vardı. Zeytinlikler de gömdüler. Gömdüler. Peki sizden izin alındı veya ne bileyim herhangi bir... Hayır, hiç sorulmadı bile. Ya demediler ağaçlarınızı kesin götürün biz burayı gömücük, moloz dökücük bile hiç söylemediler. Bir şeye sahip olamadık. Bizim sefalatlığımız bize yeter. Köylü toplandı gitti oraya. Dediler ya biz tuzdan pencerelerimizi açamıyoruz, duramıyoruz. Nasıl olacak? 2-3 günlük işimiz var dediler. 6 ay oldu bitmedi bu. Ya da bir 6 ay sürer. Sürer tabii. Biz nasıl olacağız? Bizim ciğerlerimiz de doluyor bu tozla. Pencereleri kapatıyor. İçeride duramıyor sıcakta. Peki bu tozun tetiklediği astım falan böyle hastalık oluyor? Oluyor tabii. Mesela biz yaşlıyoruz. Vallahi gözüm görmez oldu. Olmuyor. Gözümüze doluyor, ağzımıza, burnumuza. Maske koyak yok, sıcaktan dayanamıyor. Yaşlıyız biz. Gözüm görmez oldu işte. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Yok yine de ne diye. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yani bu açıklamaları biz sadece internetten duyduk. Yani karşımızda bir muhatap olmadığı için birebir duymadık. Ama böyle bir açıklama varsa bu konuda bizi uyarmalarını istiyoruz. Ya da burayı tamamen boşaltıp güvenli bir alan olana kadar bizi bir yere tahliye edip tekrar getirmelerini istiyoruz. Yani olumlu ya da olumsuz hiçbir açıklama yapılmıyor burada. Sağlıkla ilgili olsun, gelecekle ilgili olsun, okullarla ilgili olsun. Yani biz kendimizden fazla çocuklarımızı düşünüyoruz. Gelecek 10 yıl içerisinde kanser olmayan insan kalmayacak bunlar. Böyle şeylerden de korkutuyorlar yani. Söyleyerek. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz.
6 ve 20 Şubat depremlerinin plansız enkaz kaldırma çalışmaları Hatay'da ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor ve olmaya devam edecek. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuları acilen ele alması gerek. Peki Narlıca için ne yapılmalı? Öncelikle enkaz atığı depolanmasının yarattığı toza acilen etkin ve kalıcı çözüm geliştirilmeli. Sağlık taraması yapılmalı ve yerinde sağlık hizmeti sunulmalı. Asbest tehlikesi konusunda halk uzmanlar tarafından bilgilendirilmeli ve soruları cevaplandırılmalı. Programa katıldıkları için Narlıcalı kadınlara çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar bir şehir hepimizin programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.